Ben Yavuz Yıldırım. Daha önce de hepinizle tanışmıştık ama belki tekrarlamakta fayda var. İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü öğretim üyesiyim. İslam tarihi dersleri veriyorum. Eğitimim İstanbul İmam Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Fakülteden sonra gene Marmara İlahiyat'ta master ve doktora yaptım İslam tarihi bölümünde. Master'ım ve doktoram İslam tarihi metodolojisi üzerine İbn Haldun çalıştım. İslam tarihi metodolojisi, tarih felsefesi. Doktoradan sonra bu konuda da gene yani aynı konuda çalışmaya devam ettim. Yani İslam tarih metodolojisi ile ilgili çalışmalar yaptım. Halen de o konu üzerindeyim. İbn Haldun, bir ayak İbn Haldun'da olunca orası yani pek bırakmıyor insanın peşini. Onun etrafında dönmeye devam ediyor insan, bir pergel gibi. Bir yandan da zaman zaman biraz daha farklı çalışmalar da yaptım. Cahiliye dönemiyle alakalı bir çalışmam olmuştu. Onu makale haline getirmiştim. Bugün de burada onunla ilgili konuşacağız inşallah. Şimdi başlamadan şunu öğrenelim. Bu cahiliye ile ilgili işte şiirler var. O dönemi anlamamız için. Bir de daha sonra sözlükleri, lügatları yazan insanların bir takım tespitleri var kelimelerle ilgili olarak. Cevat Ali işte cahiliye tarihi yazmış. Ben okuduğum kadarıyla onun en fazla dayandığı sözlükler. Kaynak olarak. Hı. Yani cahiliye ile ilgili kaynak darlığı mı var? Nasıl bir şey var? Cahiliye dönemiyle ilgili elimizde epey bir malzeme var. En başta Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim cahiliye eksik olmaz herhalde. tarihi için bir temel kaynak kabul edilir. Oryantalistler de bunu böyle kabul ederler. Hadisler de var. Hadisler de gene sık sık cahiliye dönemiyle ilgili bir takım şeylerden bahsederler. Onun dışında sizin söylediğiniz gibi cahiliye dönemi edebiyatı da günümüze intikal ettirilmiş. Şiirler yani epey cahiliye şiiri benim bildiğim kadarıyla özel olarak cahiliye şiiriyle uğraşmadım ama işte alakadar olduğum kadarıyla bazı şiirler gördüm. Yani benim konumla alakalı dahi bazı beyitler gördüm. Cahiliye dönemiyle alakalı epey bir malzeme var aslında elimizde. Fakat bunlar çoğunlukla İslam'a yakın dönem. Yani İslam'a yakın cahiliye dönemi ile alakalı. Daha eskisiyle alakalı çok fazla şey yok. Bir metodoloji olarak sanki cahiliyeye biraz yanlış yaklaşılıyormuş gibi geliyor bana. Şimdi bizim o cahiliye dediğimiz, yani cahiliye diyoruz, şeyden İslam tebliğinden uzak kaldıkları için. Ama o toplum, Arap toplumunun en zengin toplumu, en kültürlü toplumu, en dindar toplumu. Ondan sonra ticari olarak da çok önemli bir yeri var. Çünkü şeye yakın, Hint yollarına yakın, yani Hint Okyanusu'na yakın. Öbür taraftan Kızıldeniz'e yakın. Ve Kabe gibi çok önemli bir yerin bulunması sebebiyle önemli bir yer. Bir de İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmiş insanlar bunlar. Ve kendilerini de İbrahim'in evladı olarak biliyor ve bununla övünüyorlardı. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki cahiliye toplumuna biraz ters yaklaşılıyor. Yani mesela işte bir ihtilal olur, yeni gelen idare öncekini karalamak için her türlü vesileyi kullanır, onun iyiliklerini görmez, kötülüklerini abartır. Cahiliye o şekilde yaklaşıldığını ben şahsen düşünüyorum. Yoksa onların da çok iyi hasletleri var, çok
güzel şeyleri var. Yani sıradan bir toplum değil. Yani belki Arap yanları. Cemiyetini kurmuş olmaları. Yani belki Hilf-ül Fudul çok önemli bir şey ama yani ondan daha önemli şeyler de var yani cahiliyede. Şimdi mesela işte puta tapıyorlar, doğru. Fakat ben mesela metodoloji açısından yani sizi bulmuşken söyleyeyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de şey var, asnam kelimesi var. Yani işte sanemin çoğu put olarak. Ondan sonra evtan kelimesi var, vetenin çoğu. Ama cahiliye Arap toplumunda bu iki kelimenin kullanıldığı bir ifade yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de cahiliye Araplarını anlatırken ne vefen kelimesi kullanılıyor, ne sanem kelimesi kullanılıyor. Ve bizim put diye tercüme ettiğimiz bu iki kelime. Onun yanında cahiliyede ansap kelimesi kullanılıyor. Dikili taş. Şimdi bu nedir? Yani sanki orada çok ciddi bir delil karartması var gibi geliyor. Yani o toplumu anlamamız engelliyor mu doğrusu? Naht dediğimiz Arapçadaki naht sanatının çok gelişmiş olduğunu gösteriyor. Yontma. Yontma sanatının gelişmiş olması. Fadail ahlak, güzel ahlaklara delalet eden çok metinler vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de de onlara babanız İbrahim'in dini diye sürekli şey var yani atıflar var. Sonra İbrahim Aleyhisselam dua ediyor ya Rabbi işte benim soyumdan gelenlere şöyle şöyle yap diyor. Allah da o duasını kabul ettiğini bildiriyor. Bildirdiğine göre burada birçok şeyler olmalı yani. O açıdan da ben doğrusu bildiğimden değil yani. Ben işte bir tarihçi bulmuşken bu arada dile getirmiş olalım. Şimdi buyurun. Ben o zaman sizin bıraktığınız yerden başlayayım. Ben şuna inanıyorum. İnsanın fıtratında iyilik hasleti var. Her insanın hatta en kötü şartlarda dahi, en zor şartlarda dahi insanlar iyilik yapabiliyorlar. Dolayısıyla hatta din sahibi olsun olmasın, bir dine mensup olmasa da insanlar gene iyilik yapabiliyorlar. Evet, bu bir fıtri bir şey. Cahiliye Arapları cahiliye toplumunda da bu var. Şimdi benim Hamdi ile konuştuğumuzda işte o makale çerçevesinde konuşuruz demiştik. Eğer oradan gidecek olursam, tamam, olsun yani. Cahiliye Arap toplumunda çocuk öldürme, gömerek öldürme, kız çocuğu öldürme, erkek çocuğu öldürme. Bunlara bakıyorsunuz, bunlar var, evet. Ama gene fıtrat gereği o cahiliye insanın içinde bunlara engel olmak isteyen, çocukların öldürülmesine engel olmak isteyen insanlar da var. Müşrik insanlar da var. Yani kurtarmaya çalışan. Bunların en çok bilinenlerden bir tanesi Hazreti Ömer'in amcasıdır. Peygamberimizin risaletinden yaklaşık 5 yıl kadar önce vefat etmiştir. Ve elimizdeki rivayetler şunu gösteriyor. Zeyd bin Amr, Said bin Zeyd'in babası. Zeyd bin Amr, bazıları Hanif olduğunu da söylüyorlar. Bu güçlü bir argüman, onun Hanif olduğu. Mekke'de işte bir çocuğun öldürüleceğini duyduğu zaman gidip alırmış, çocuğu kurtarırmış, ailesinden alırmış, büyütürmüş ve hatta işte böyle çocuk kendini kurtardığı zaman, artık kaç yaşına geldiği zamansa, 6, 7, 8, 10 her neyse, o yaşlara geldiği zaman ailesine götürürmüş, isterseniz çocuğunuzu buyurun alın dermiş. Bunu biliyoruz. Büyük bir iyilik gerçekten. Çok bakıyormuş. Evet, bakıyormuş. Sadece Mekke'de değil, yani şehirlerde değil, şehirler dışındaki Bedevi Arap toplumunda da, yani çölde de, göçebe Araplar arasında da bu işleri yapanlar var. Bunlardan bir tanesi Sasa bin Naciye diye bir adam. Temim, büyük Arap kabilelerinden bir tanesi malum. Temim kabilesinin reislerinden, bir kolunun reisi. Sasa bin Naciye İslam dönemine de ulaşıyor. Peygamberimizle de görüşüp İslamiyet'i kabul ediyor. Fakat İslamiyet'i kabul etmeden önce
yaptığı çok önemli bir iş var. Aynı işte Zeyd bin Amr gibi böyle yakın çevresinde duyduğu, tabii ki yakın çevresi, kendi kabilesi, haber aldığı zaman bir çocuğun gömüleceğini gidermiş. Bunun çocuğun ailesine iki dişi deve, hatta iki hamile deve, bir de binek deve verirmiş. Ve bu çocuğu yeter ki öldürme dermiş. Bunun hakkında çok enteresan rivayetler var. Yüzlerce, bu şekilde yüzlerce çocuk kurtardığı rivayeti var. Sa'sa bin Naciye'nin. Yüzlerce çocuk. Bazıları işte 360 gibi bir rakam söylüyor. İşte 100, 200 falan gibi. 360 tabii orada şey bir rakam. Yani kesret ifade eden, kesretten kinaye. Aynen Kabe'nin etrafındaki, içindeki putlar gibi. Onların da yüzlerce. Sa'sa bin Naciye. Aynla. Kabe'nin içinde de aynı şekilde 360 tane put olması, gene o da hani sayılmış değil ama yani kesretten kinaye olduğunu, yani yüzlerce diye anlayacağız onu biz. İçi ve etrafı tabii, yani beraber. Tabii sadece içi dersek hatalı olur. Hem içinde hem de etrafında. Yani dolayısıyla cahiliye toplumunda da bu şekilde erdemli kişiler, demin bahsettiğiniz Mekke'deki o Hilful Fudul mesela, gene cahiliye toplumunun, yani cahiliye Mekke'sinin yüz akı güzelliklerinden, faziletlerinden bir tanesi. Zaten Kur'an-ı Kerim'de benim bildiğim kadarıyla cahiliye toplumunun birkaç şeyi yeriliyor. Bunların en başında putçulukları, puta tapıcılıkları, yani yaratıcıyı hakkıyla kavrayamama. Yani bir aracı vasıtasıyla ulaşma. Evet. İşte mesela meleklere tapıyorlar aslında bunlar. Put dedikleri de meleklerin şey diyor. Belki suretleşmiş. Melekler Allah'ın kızı, biz Allah'ın kızları vasıtasıyla evet, daha kolay ulaşırız diyor. Evet. İşte onların yerilen şeylerinden bir tanesi de çocukları öldürmeleri. Çocukları öldürmeleri. Kız çocuğunu sevmemeleri. Kız çocuğu, evet. Sevmemeleri, hatta işte öldürmeleri. İşte onlardan bir tanesi, onlardan birine kız çocuğu olduğu müjdelendiği zaman işte yüzü kararır. Ondan sonra şimdi hani tam bu şekilde değil ayet-i kerime belki ama hani ne yapacağını bilemez de toprağa mı gömsün, hayatta mı bıraksın bilemez. Evet, evet. İşte öfkelenir, öfkeyle dolar, yüzü kapkara kesilir. Burada benim makalede konuyu birkaç açıdan ele aldığımı söyleyeyim. Bir defa coğrafi sınırlama bütün Arap Yarımadası'nı ele almaya çalıştım. Yani bütün Arapları ele almaya çalıştım. Bu tabii çok geniş bir coğrafya. Çok zor bir işti. Keşke daha da sınırlı tutsaydım. Yani Kuzey Arapları şeklinde yahut Güney Arapları şeklinde. Arapları derken Yemen. Yemen. Kuzey Arapları ve derken Mekke oluyor. Mekke ve diğer kuzeyde yaşayan Araplar. Yemen kökenli kabileler de gene Arabistan'ın başka yerlerinde de yaşıyorlar. Malum Medine, Evs ve Hazreç kabileleri de yine Yemen kökenli. Yemeni Arap kabileleri sayılıyor. Bir coğrafi sınırlama, yani hangi bölgelerde çocuk öldürülüyordu? İki, hangi sebeplerle çocuklarını öldürdüler Araplar? Üç, çocukların cinsiyeti ve yaşları, kız erkek, ondan sonra kaç yaşına kadar çocukları canına kıydılar? Bu çerçevede bu soruların cevaplarını aramaya çalıştım.
Aslına bakarsanız ve bir şey daha, bir boyut daha. Çocuk öldürme işinde dini bir mahiyet var mıydı? Yani hangi sebeplerle deyince aslında bu onun içine girer. Aslında ilk kafamdaki ilk soru buydu. Yani hep biliyoruz, evet, cahiliye Arapları çocuklarını gömüyorlar, öldürüyorlar kız çocuklarını. Onların hayatına son veriyorlar. Eski dünyada şöyle bir uygulama çokça var. Dünyanın hemen hemen her bölgesinde. Çocukları kurban etme. Özellikle de kız çocukları. Yani bunu eski Roma İmparatorluğu'nda görüyorsunuz, eski Orta Doğu'da görüyorsunuz, Hint dünyasında görüyorsunuz, eski Mısır'da görüyorsunuz. Dolayısıyla bilinen kadim dünyanın pek çok bölgesinde, pek çok hatta gelişmiş kültür bölgelerinde bu uygulamaya rastlıyorsunuz. Dolayısıyla acaba cahiliye dönemindeki çocuk öldürmenin böyle bir yönü var mı? Yahut böyle bir şekilde başlayıp da sonradan şekil mi değiştirdi? Yani kurban etme şeklinde başladı da sonradan gömmeye mi vardı iş? İslam'a yakın dönemde. Bu sorularla aslında biraz araştırdım fakat çok fazla yani yeterince tatmin edici kadar bilgi ve detay bulamayınca biraz işte tefsirler, işte Kur'an-ı Kerim, tefsirler, hadisler, lügat kitapları, şiir, şu bu falan biraz derinleştirince meselenin birkaç boyutlu olduğu ortaya çıktı. Bir defa her şeyden önce sadece kız çocukları değil, kızların yanında erkekler de öldürüyorlar. Fakat çoğunlukla kız çocukları. Bunun yaş olarak çocuklar yani aşağı yukarı 6 yaşlarına kadar oluyor. Fakat çoğunlukla yeni doğduğu zaman çocuklar gömülüyor. Çok büyük bir oranda yeni doğduğu zaman. Sebepleri en çok zikredilen sebep ar-haya duygusudur. Yani kız çocukları yarın öbür gün işte birilerine esir düşer de işte ailenin, kabilenin, babasının namusuna halel gelirse gibi bir anlayış zikrediliyor. Halbuki gördük ki en önemli sebep ekonomik, fakirlik. Yani çocuğu besleyememe korkusu. Zaten ayette de öyle diyor, değil mi? Ayette de fakirlik zikrediliyor. Birkaç ayette birden zikrediliyor. Açıkça fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin. Haşyete imlak. Evet. Sizi de onları da biz besleriz. Biz rızıklandırırız. Açıkça buyuruluyor. Ve diğer bu konuyla ilgili rivayetlere baktığımızda da ekonomik sebebin ön plana çıktığını görüyoruz. Mesela adam işte Bedevi Arap diyor ki karısına tembihliyor. Diyor ki bir bebek dünyaya getirdiğinde o yaşayacak, ikincisini gömeceksin. Yani biri öldürülüyor, öteki yaşatılıyor. Bir öyle bir öyle. Sıraya koymuş sanki böyle. Kız mı erkek mi olduğu önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Kız erkek olduğu önemli değil. Demin bahsettiğim Sasa bin Naciye, hani yüzlerce çocuk kurtaran onun olayında da aynı şekilde, yani onun çocukların babasına böyle 3 tane deve vermesi, develer tabii 3 deve demek, yani 3 koyun değil, 3 tane deve. Yani evet, çok büyük bir maddi getiri. Yani o develerin sütünden istifade edilir, yününden istifade edilir. Onlar doğurur, çünkü develerin 2 tanesi dişi, hem de hamile olacak. Onlar doğuracak, 4 olacak, 6 olacak, 8 olacak, her neyse. Belki bir süre sonra bir küçük bir sürü haline gelecek, kısa bir sürede. Dolayısıyla bu da fakirlik etkenini ön plana çıkaran bir hadise. Gene Zeyd bin Amr'ın hadisesinde de aynı şey. Zeyd bin Amr da alıyor çocuğu, demin bahsettiğimiz gibi besliyor, sonra da babasına gidiyor, diyor ki demin söylediğimiz gibi istersen çocuğu sana iade edeyim. Yani artık bu çocuktan yararlanacağım bir yaşa geldi. Evet, çocuk artık büyüdü, kendini kurtardı gibi. Ve sana da yardımcı olur. Evet, yardımcı da olur. Evet. Ya
yani bu takdirde şöyle bir şey düşünüyorum ben. Yani toplumun fakir kesiminde bu yaygın olmalı. Yani ekonomik sebeplerse. Ama mesela şimdi Hazreti Ömer'i biliyoruz. Hazreti Ömer de görmüş. Ama Hazreti Ömer ekonomik sıkıntı değildi herhalde. Hazreti Ömer'in şeyi sebebi. Yani böyle bir şey tespit edebildiniz mi acaba? Yani evet. Daha çok toplumun alt fakir kesiminde mi bu şey? Evet, çoğunlukla böyle. Yalnız işte soru bir şeyi daha açmamıza vesile oldu. İkinci önemli etken de namus korkusu endişesi. Çünkü bazı önde gelen kabile reisleri, onlar da çocuklarını defnediyorlar. Ve kız çocuklarını daha çok defnediyorlar. Ve bu da burada da açık olarak sebep belli. Namus duygusu, arhaya duygusu. Bazı olaylar olmuş. Diyelim kabileler arasında savaşlar olmuş. Çocukları, kadınları, kızları esir alınmış, esir gitmiş. Bir takım şeyler yaşamış. Bazı kabilelerde bir takım acı olaylar yaşanmış. Hatta bir kabile reisi, bu İslam'a da ulaşmış, peygamberimizle gelmiş, görüşmüş bir kabile reisidir. Temim kabilesinden Kays bin Asım peygamberimize de söylüyor. Ben diyor 10 tane kızımı toprağa gömdüm diyor. Onun sebebi de daha eskilere dayanıyor. İşte kabilesi daha önce başka bir İran'a bağlı Münziriler devletiyle, yani o da bir Arap devleti, Irak'ın güneyinde. Bunlarla bir savaş yapıyor. İşte mağlup oluyorlar. Kadınları, kızları esir alınıyor. Sonra bunlar bir heyet gidiyorlar. Kadınlarını, kızlarını geri almaya. Kral, o kral serbest bırakıyor. İsteyen geri gitsin diyor. Bütün kadınlar ve kızlar geri dönüyorlar. Bir tek Kays bin Asım'ın yeğeni veya kızı, iki rivayet var bu konuda, geri dönmeyip orada kalmayı tercih ediyor. Bu tabii onun onurunu müthiş bir şekilde kırıyor. Özellikle kabile reisi olması hasebiyle. Ondan sonra orada yemin ediyor. Ben diyor bundan sonra dünyaya gelecek bütün kızlarımı gömeceğim diyor toprağa. Ve dünyaya gelir gelmez, büyütmeden, yetiştirmeden onları toprağa gömüyor. Ama burada şöyle bir çelişki var. Şimdi kızlar toprağa gömülürse muhakkak o sosyal hayatta bir evlenme sıkıntısı olacak. Bu da bizde, yani bu da neye sebep verecek? Cariye, yani baskınlara, işte kadın bulmaya sebep verecek. Yani esasında kendi içerisinde bir çelişki de var bunda. İlk bakışta böyle görünüyor, haklı bu soru. Fakat şunu da araştırdım. Bunun oranı neydi? Yani ne kadar, ne oranda çocuk öldürdüler, kız çocuğu özellikle öldürdüler. Aşağı yukarı yaklaşık bir oran var bu konuda, 1/10. Yani 10 çocukta bir. Yani çok yüksek bir oran değil. Bir defa bütün kızları öldürmüyorlar, burası kesin. Hatta oran da yaklaşık olarak 1/10. Bu 1/10 hem kız hem erkek çocuklar arasında 1/10 mi yoksa sadece kızlar arasında mı, onu tespit edemedim kesin olarak. Fakat sadece kızlar arasında desek dahi gene kızların 9/10 yaşıyor. Burada tabii şöyle bir problem de karşımıza çıkıyor. Şunu da araştırıyorsunuz. Haklı olarak. Arap toplumunda, Arap kabileleri içinde ne oranda yaygın? Yani şöyle daha doğrusu, hangi bölgelerde, hangi şehirlerde, hangi kabilelerde yaygın? Yani sadece belirli kabileler, çünkü farklı rivayetler var bu konuda. Mesela sadece bir kabile yahut birkaç kabile adı veriliyor. Özellikle Temim kabilesinin adı çok geçiyor. Kuzey Araplarından, yani Kureyş gibi Kuzey Araplarından, işte Mekke'nin doğusu ile Irak'ın güneyi arasında, yani Necit bölgesinde aşağı yukarı yaşayan Temim kabilesi, büyük kabilelerden bir tanesi. Demin bahsettiğim şahıs Kays bin Asım da bu kabileye mensup. Bunlardan çok bahsediliyor. Hatta bazı çağdaş araştırmacılar bunlara dayanarak çocuk öldürme meselesinin çok yaygın olmadığını, Arapların çoğu kabilesinde de bulunmadığını, sadece böyle birkaç kabilede, özellikle Temim kabilesinde, onun dışında
Kureyş'te de var. Yer almadığını söylüyorlar. Halbuki Kureyş'te de var. Medine'de de var. Medine'de de var. Çünkü peygamberimiz Medine'ye hicretten sonra Medinelilerden de söz alıyor. Biliyorsunuz beyat alırken peygamberimiz, İslam beyatı alırken insanlardan onlara, kadınlardan bilhassa onlardan istediği şey putlara tapmamak, zina etmemek, hırsızlık yapmamak ve çocuklarını öldürmemek. Mümtahine suresinde, evet, Mümtahine suresinde geçiyor aynı şekilde. Peygamberimiz Mekke döneminde de Medinelilerden beyat alırken bunu şart koşmuştur. Akabe beyatlarında peygamberimiz Medinelilerden, Ensardan bu şekilde beyat aldığı gibi hicretten sonra da Medine'deki hanımlarda ister kendisi beyat alırken, bazen işte Hazreti Ömer'i gönderiyor bir defasında mesela, hanımların toplu olduğu olarak bulunduğu bir yerde ve Hazreti Ömer de aynı şekilde hanımlardan işte Mekke'nin fethinde oluyor değil mi? Mekke'nin fethinde sonra. O da oluyor. Mekke'nin fethinde de oluyor. Fakat Medine'de de beyat alırken hanımlara bu şart koşuluyor. Mekke'nin fethinde de gene peygamberimiz Mekkeli hanımlardan beyat alırken onlara aynı şartları koşuyor. İşte putlara tapmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek ve çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz diyor. Hatta hanımlar bir grup olarak gelmişler peygamberimizin yanına. İşte erkekler de var. Hanımların içinde Ebu Süfyan'ın karısı Hint de var. Ve Hint artık o belki mağlubiyet psikolojisiyle, belki o eski hınçların, kinlerin hala kızgın olmasıyla peygamberimize kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Peygamberimiz işte zina etmeyeceksiniz dediği zaman hür kadın zina mı edermiş diyor. Fakat kim olduğu belli değil. İyice, çünkü korka korka da geliyor. İyice örtünerek gelmiş. Ebu Süfyan da kenarda bir yerde, o da takip ediyor meseleyi. İşte peygamberimiz çocuklarınızı öldürmeyin diyor. Çocuklarınızı öldürmeyin dediği zaman da sen bize evlat mı bıraktın ki öldürelim diye böyle gene peygamberimize böyle iğneleyici cevaplar veriyor. Bedir Savaşı'nda malum Ebu Süfyan'ın bir oğlu ölüyor. Efendim işte Hind'in kardeşi ölüyor, babası ölüyor, amcası ölüyor. Aileden çok ölen olunca o hınç demek, kin yaşamış. Peygamberimiz tabii çok büyük bir olgunlukla bunlara hiçbir cevap vermiyor. Tabii mağlubun psikolojisini de çok iyi bildiği, anladığı için ve mağlubu da her fırsatta onore ettiği için ve hiçbir zaman mağlubu ezmemeye çalıştığı için Hind'e o toplantıda hiçbir cevap vermiyor. Hint de bu laflarını şey yapmıyor. Ancak ona soruyor, sen Hint'sin değil mi diyor. Tanıyor onu, sesinden tanıyor. Belki tavrından tanıyor. Ondan sonra katıra katıra gülüyor tabii bir tarafta değil mi? Evet diyor. O zaman işte tamamen şey yapmış. Korkudan daha rahat davranıyor. Ebu Süfyan da rahatlıyor, o da rahatlıyor ve onun da Müslümanları, bütün Mekke kadınlarının da İslam Müslüman olmalarını ve beyatlerini Peygamberimiz kabul ediyor. Dolayısıyla uzun uzun bu rivayeti aktardık. Yani Mekkeli kadınlara da aynı şeyi, demek ki Mekke'de de var. Yani hem Peygamberimizin o Mekke fethindeki bu sözlerinden, hem Zeyd bin Amr'ın cahiliye döneminde belki peygamberimiz daha çocuk, peygamberimizin çocukluğuna denk gelen zamanda bu işleri yapmaları, yani Mekke'de dahi çocuk öldürme hadisesinin bulunduğunu Kureyş kabilesi içinde bize bildiriyor. Dolayısıyla Mudar kabileleri, yani Kuzey Araplarında
bu hadiselerin yaşandığı biliniyor. Peki burada bir soru soruluyor. Bazı araştırmacılar tarafından. Peki Güney Araplarında, yani Yemen ve Yemen kökenli Araplarda bu var mı? Kaynaklarımızda bu konuda da bazı rivayetler çıktı. Çok az olmakla birlikte en azından şurasını, şu kanaate ulaştık ki Yemen kabilelerinin hepsinde olmasa, bütün Yemen bölgelerinde olmasa dahi Yemenli bazı kabilelerde bu mevcut. Ve gene Yemen kökenli Medine'deki Evs ve Hazreç Arapları arasında da gene mevcut. Ki Peygamberimiz onlardan çocuklarını öldürmemelerini istiyor. Efendim. Beyat mıdır hocam bunun delili, yoksa beyatlıktaki şartlar mı, yoksa örnek var mı? Bazı başka rivayetler de var. Yani mesela evet mi? Evet, başka bazı rivayetler de var. Bir kadın geliyor, ben diyor, ya Resulullah diyor, ben diyor cahiliye döneminde bir şey yaptım diyor. İşte 4 tane oğlumu kendi elimle defnettim diyor. Oğlumu diyor. Zaten erkek çocuklarının da öldürüldüğüne dair en büyük delillerimizden bir tanesi bu. 4 tane oğlumu diyor. Peygamberimiz de ona diyor ki eğer imkanın varsa diyor 4 tane köle azat et diyor. O da 3 kölem bir de cariyem var diyor. Tamam diyor, onları azat et diyor. Demin bahsettiğimiz o Kays bin Asım 10 tane kızımı defnettim dediği zaman Peygamberimiz ona da aynı şeyi söylüyor diyor. O söylüyor. Yani 10 tane köle azat et diyor. Benim kölelerim yok ya Resulallah diyor. O zaman diyor ben o zaman diyor 10 tane deveyi kurban et diyor. Kurban et, etinde işte tasadduk et. Tabii kurban edilecek, eti de tasadduk edilecek. Hocam şöyle efendim, bir şey aklıma geliyor da belki size garip dedik de yani sorayım. Estağfurullah. Aklımda kaldı. Şimdi mesela kürtaj diye bir hadise var şimdi. İsteyen bir yani çocuk bir şekilde öldürülüyor. Yani böyle bir şey de olabilir mi bunda? Yani mesela istenmeyen çocuğu şey yapıyorlar falan. Yani bu mesele bu bağlamda değerlendirilebilir mi? Bu mesele de kimi zaman bu bağlamda değerlendiriliyor. Neden olabilir? Bunun başka annesinin başka statüsü olabilir. Yani hukuki sonuçlar da doğuracak şeyler de bir şekilde böyle mani olmak da istenebilir. Medine devrinde bir sahabi geliyor Peygamberimize ve bunu soruyor. Ya Resulallah diyor, bir Yahudi bana dedi ki diyor, azil yapmak da, yani cinsel ilişki sırasında meniyi dışarı boşaltmak da bir tür çocuk öldürmektir. Evet. Evet. Bir tür çocuk öldürmektir. Bir Yahudi bana bunu söyledi diyor. Peygamberimiz de ona cevaben diyor ki, hayır diyor, o yalan söylemiş diyor. Veya yanlış söylemiş diyor. Artık kizbi orada, yalan da yanlış olarak da iki türlü de anlayabiliriz. Azil meselesi farklı bağlamlarda değerlendiriliyor. Peygamberimizin izin verdiği, vermediği ile ilgili farklı rivayetler var. Fakat benim hatırladığım kadarıyla Peygamberimizin izin verdiği genel olarak kabul ediliyor. Herhalde. Evet, de şimdi bu Hamdi'nin söylediği çocuklar 16 haftalık olduğu zaman tam bir insan haline dönüşüyorlar. Genellikle o zaman öldürülüyor. Dolayısıyla o da doğmuş olan bir çocuğu öldürmüşsünüz. Ya da annesinin karnında tam insan olmuş olan bir çocuğu öldürmüş. Aslında çocuk öldürme ya da çocuk düşmanlığı asrımızda da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunda bir problem yok. Yani insanlar, evet, kendi hayatlarını, kendi rahatlarını feda etmemek için çocukları öldürüyorlar. Çocuklar tinerci olacak diye çocuk olmasına karşı çıkıyor eski cumhurbaşkanı. Ben çocuğu yok, normaldir. Burada belki hukuk açısından şöyle bir şey aklıma geldi de. Şimdi Peygamber Efendimiz'in iki ayrı rivayette 4 oğul defnettim diyen kadına işte 4 tane köleyi veya cariyeyi azat et demesi ve diğer bir rivayette de yine 4 deve kes demesi. 10 deve. 10 mu? 10, evet. O 10 tane, çocuk? 10 tane çocuğun o. Çocuk başına bir. Evet. Şimdi cahiliye döneminde işlenmiş bir suçun Peygamber Efendimiz döneminde telafisine bir anlamda kefaret, evet, bir kefaret edilmesi olayı. Evet.
Mesela Allah'a karşı suç olsa problem değil. Tövbe eder, bitir. Evet. Ama bu topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Çünkü toplumun bir ferdini eksiltiyoruz. Evet. Evet, yani bir can alınmış oluyor can alınmış sonuçta. Ya. Hangi gerekçeyle olursa olsun. Topluma bir insan, bir insan yetiştirecektiniz. Evet. Bir şeyden daha bahsedeyim. Ben makalemi yayınladığımdan kısa bir süre sonra aynı konuda bizim İslam tarihçilerinin bir dergisi olan İstem dergisinde Selçuk İlahiyat'ın merkezi olarak çıkardığı gene aynı konuda bir makale yayınlandı. Gene bir İslam tarihi profesörü tarafından. Onun vardığı sonuçlar, benim vardığım sonuçlardan bazı noktalarda farklılık arz etti. Mesela işte bu meselenin yaygınlığı noktasında mevcut görüşleri benimsemiş. Yani sadece Temim kabilesinde bu meselenin olduğu, zaman olarak, tabii bir meselenin zaman boyutu da var, ona değinmeyi unuttuk ama zaman olarak da çok eskiye gitmediği, zaman yani sadece peygamberimize yakın zamanda bu meselenin, yani Araplar arasında çocukların öldürülmesi hadisesinin ortaya çıkmış olduğu, daha önceleri pek bulunmadığı gibi bir görüş de var. İlk başta bir çeşitli milletlerle de aynı uygulamalı olduğunu söylediniz. Şöyle bir şey tespit edebiliriz mi? Yani bir yerden gelme olabileceğini, o adetin vesaire şey yapıyor. Onunla ilgili bir şey. Şöyle bir yorum var. Bir Alman oryantalistin bir yorumu bu. Özellikle medeni bölgelere, yani Irak, Suriye, Filistin gibi bölgelere yakın yaşayan Arap kabilelerinde, toplumlarında çocuk kurban etmenin tek tük de olsa görüldüğünü tespit etmiş. Kurban etme. Kurban. Gömerek öldürme değil de kurban etme. Bunun dışında diğer Arap toplumlarında çocuk kurban etme hadisesinin olduğuna dair bir rivayete rastlamadık. İşte peygamberimizin babasıyla ilgili bir rivayeti var ama o bir teşebbüs halinde kalıyor malum. Ve engel oluyorlar Abdülmuttalib'e. Hem kardeşleri, hem çocukları, hem Mekke'nin ileri gelenleri. Sen ne yapıyorsun? Eğer sen böyle bir yol açarsan insanlar çocuklarını kurban edecekler. Senin arkandan gelirler bu sefer. Yani bir kötü bir yol açmış olursun diyorlar ve engelliyorlar. Bilmiyorum soruna cevap oldu mu bu? Yani Irak'ta bunun olması Roma bağlantısını mı gösteriyor? Yani bir yerden geldiğini olduğunu mu gösteriyor? Oryantalizm iddiası? O konuda bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü birçok toplumda mevcut olduğu için bu, Hint toplumunda da. Hint'le etkileşimde olabilir. Çünkü Irak'la Hint kıtasının ilişkileri kadim zamanlardan beri çok gelişkin ilişkiler. Deniz yoluyla veyahut İran yoluyla çok sıkı ilişkileri var. Dini etkileşimler, bilimsel etkileşim, bir takım örf adetlerde etkileşim söz konusu oluyor. Eski Roma'dan mı, Mısır'dan mı? O konuda bir şey söylemek çok zor. Ben de makalemde o konuya yoğunlaşamadım. O artık ayrı bir şeye bıraktık. Bir şey var yani, şimdi tarihçi olduğun için ben de yani zihinde olan bazı şeylere dikkat çekmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de ilk mabet olarak Kabe gösteriliyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın, ki peygamberlerin babası olarak kabul edilir, Kabe'yi yeniden inşa etmesi söz konusu. Ve diyor ki insanlar arasında ilan et, Hac suresinde yürüyerek ya da bitkin binekler üzerinde derin vadilerden geçerek gelsin, hac yapsınlar. Şimdi
İbrahim Aleyhisselam'ın soyuna baktığımız zaman onun soyundan gelenler işte bugün dünyada en yaygın olan dinler, Hristiyanlık, Yahudilik, Sabilik de aynı şekilde İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelenlerin şey yaptığı tiplerden. İzer düştük, orada gözükmüyor. Belki çok daha eski bir din olabilir. Şimdi öyle anlaşılıyor ki Mekke hem Yahudiler için hem Hristiyanlar için, yani İbrahim Aleyhisselam soyundan gelen bütün peygamberler için çok önemli bir merkez olmalı. Yani Bizans'tan daha önemli. Şeyden İran'dan, belki İran için fazla bir şey söylenmeyebilir ama mesela işte Kuzey Afrika'dan, Avrupa'dan çok daha önemli bir merkez olduğu anlaşılıyor. Yani bizim şeyde her ne kadar elimizdeki kaynaklarda bunu göremiyorsak da Kur'an-ı Kerim bunu açıkça söylüyor. Ve İbrahim Aleyhisselam da dua ediyor. Hani soyumdan gelenler de işte burada gelsinler, ibadet etsinler, bunlar şöyle yapsınlar falan diye. Ve onun soyundan İsa Aleyhisselam geliyor. Onun soyundan Musa Aleyhisselam geliyor. Yakup Aleyhisselam geliyor. Resul Aleyhisselam geliyor. Bugün peygamber olarak tanıdığımız insanların büyük bir bölümü İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Hatta bugün İbrahim'i dinler diye bir kavram icat edildi biliyorsunuz bir süredir. Onun için şimdi bu araştırmalarda sanki Mekke üzerinde çok durulması gerektiği, yani belki birinci derecede önemli, yani dini tarih açısından Kudüs'ten çok daha önemli, Roma'dan çok daha önemli bir merkez olduğunu anlaşılıyor. Yani o hususta bilmiyorum, herhalde durmak gerekir. Tabi bu işin dini inançla ilgili boyutu. Bir de tarihi boyutu. Tabii yani din tarihiyle alakalı. Evet. Tabii. Baştan diyorum. Ama yani tarihin din tarihinin tarihin diğer şeyler üzerinde etkisi herhalde. Hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz. Tabii ki tarihin bir parçasıdır o da. Hiç ona hiçbir şüphe yok. Mekke yani Arap Yarımadası içerisinde çok önemli bir yer. Ona hiçbir şüphe yok. Ama diğer bölgelerle ilişkisi, diğer bölgelere acaba bahsettiğiniz boyutlar nedir? Doğrusu benim de merak ettiğim hadisedir. Yani Hazreti İsmail'den sonra yani Sami kavimler, Sami toplumlar Mekke'ye ilgi gösterdiler mi? Ne kadar ilgi gösterdiler? Doğrusu merak etmeye değer bir şey. Yani göstermiş olmaları gerekiyor. Şimdi 4 tane Yahudi kabilesi geliyor, Medine'ye yerleşiyor. Bizim burada bir arkadaşımız Tevrat üzerinde araştırmalar yaptı. Bunun araştırmalarına göre yani bugünkü Mekke'ye Bekke diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de de Bekke deniyor. Evet. Tevrat'ta da Bekke deniyor. Mekke deniyor. Ondan sonra bu Zemzem suyu olsun, Kabe olsun, çevresindeki o menasik dediğimiz yerler olsun. Onlara da dikkat çekici ifadeler var. Son gelecek peygamberin işte oradan gelip Medine'de de yerleşeceğine dair takım işaretler var. Bunun için Arap kabilelerin, Yahudi kabilelerinin gelip Medine'ye yerleştiği, gelecek son peygamberle birlikte olmak için. Takım böyle şeyler de var. Dolayısıyla yani konumuzla ilgili olmamakla birlikte şimdi tarihçi olduğunuz için ben aklımdan geçenleri söylemek istiyorum. Yani bu dinler tarihi açısından sanki birinci derecede önemli yer Mekke gibi gözüküyor. Bir de işte bir şeyden dinlemiştim. Bir Arap astronomi alimi zaman zaman televizyona çıkıp konuşuyor. Şöyle bir şey söyledi. Diyor ki kıble açılarını belirlemek üzere Suudi Arabistan bütün kıtalara ilim adamları görevlendirmiş. Hepsi yaptığı çalışmalarda Kabe'nin bulunduğu yeri kara parçaların orta noktası olarak tespit etmişler. Merkezi olarak tespit etmişler. Ve şimdi Kur'an-ı Kerim'de de Ümmül Kura ifadesi geçiyor. Ana kent ifadesi geçiyor. Bunlar herhalde tesadüfi şey değil. Yani bütün bunlar da dikkate alınırsa belki. Çünkü bir yerde eğer siz sağlam bir varsayımla araştırmanızı başlatırsanız o zaman araştırmanın seyri tamamen değişir. Evet, bu gözle bakılabilir tabii ki.
Tabii ki yani böyle bir varsayımla bakılabilir. Yani gerçekten böyle mi? Ne kadar böyledir? Ne kadar değildir? Mekke'nin yeri. Evet. Burada bir de şey, şimdi konuşurken, şimdi ayetin Kur'an'da bir mabet şey olduğuna göre, Beytullah olduğuna göre, orada uzun zamanlar ibadet edildiğine göre, daha sonra Mescid-i Aksa'ya doğru acaba ibadet edilmesi. O zaten Mescid-i Aksa o sıradan çıkarmış bir isim ya. Bu Süleyman Mabedi demek. Beytülmaktis'e doğru namaz kılınma şeyi acaba insanlar tarafından mı icat edildi? Yoksa... Yok, o Tevrat'ta var. O Tevrat'ta var. Tevrat'ta var. Ve ceal-i uyumdekum kıbla ve afimus salam. Ben çok hızlı bir şekilde özetlemeye çalıştım. Yani birçok rivayete sohbet yapmaya fırsat verdi. Çok iyiymiş. Birçok rivayete değinmedim. Bazı konuları da çok özet geçtik. Yani sizin sorularınız, yorumlarınız olursa yani gene daha da genişletebiliriz. Bunun üzerine konuşabiliriz. Şimdi burada durumda hep tabii babalar fail değil mi? Yani babalar demiyor. Anneler de mi diyor? Anneler aslında daha çok fail. Şöyle. Anneler, beyat ve anneleri. Evet. O da var, o da var. Babalar annelere yaptırıyorlar çoğu zaman. Yani adam o demin bahsettiğimiz o cahiliye döneminde yüzlerce çocuk kurtaran Sa'sa'a bin Naci'ye ilk defa bu işe nasıl başladığını şöyle anlatıyor. Diyor ki işte diyor bir aileye misafir olmuştum diyor. Bir bedevi ailesi çadıra. Ben orada bulunduğum sırada aile reisine bir haber geldi. Bir kız çocuğu kızın oldu demişler. O da hemen öteki çadıra sesleniyor. Veya çadırın öteki köşesi belki. Yani karısı doğum yapmış. Onun sesini kes diyor. Ondan sonra çocuğun sesini kes diyor. Ve Sa'sa bin Naci'ye diyor ki sen niye çocuğunu öldürtmek istiyorsun diyor. İşte diyor ben yani şey değilim yani işte o çocuğu beslemeye muktedir değilim falan diyor. Fakir bir adamım diyor. O zaman diyor ben sana diyor şey vereyim diyor ben sana deve vereyim diyor. Madem gücün yok, gücün yetmiyor. O da diyor ki benim satılık kızım yok diyor. Hayır diyor ben senin çocuğunu satın almak istemiyorum. Ben sana o develeri vereceğim çocuğun da sende kalsın diyor. Sen çocuğunu besle büyüt diyor. Ve adam bu sefer adamla oturuyorlar pazarlık yapıyorlar. Ve pazarlığın sonucunda iki gebe deve ve bir binek deve. Binek deve erkektir herhalde çok büyük bir ihtimalle bilmiyorum. Binek hayvanlar erkeklerden mi oluyor çoğunlukla? Yok şeyde atlak dişi değil birader değil mi? Sonra çocuk kimde kalıyor? Bırakıyor çocuğu. Orada bırakıyor. Ailesinde bırakıyor. Ve gidiyor. Ve hakikaten de veriyor. O aileye veriyor. Sonradan da o zaman ben karar verdim diyor. Ben Allah'a kendi kendime söz verdim diyor. Ya Rabbi ben sana nasıl ibadet edeceğimi bilmiyorum. Böyle yönelmiş. Fakat ben karar verdim. Bundan sonra böyle bir hadiseyi haber aldığım zaman elim yettikçe o hadiseye uzanacağım ve engellemeye çalışacağım. Ondan sonra da şey yapmış. Evet bir dernek kurar gibi. Çocukları Kurtarma Derneği gibi tek başına. İki gebe deve bir de binek deve. Her aileye vermiş. Tabii zengin bir adam olduğu anlaşılıyor. Evet, hem zengin. 20 tane, 30 tane deve sahibi oldu demektir. Bir sene sonra adı da bu. Suistimal de edilir o. Bak geberim ben. Suistimal edilir tabii ya. Suistimal engelliyor. Bir sene sonra 50 tane oldu. Şimdi hocam siz bunları anlatırken şimdi ben
köyde, bizim köyde bir ara yaklaşık bir 6-7 sene, belki 10 sene önce ki bir olay böyle hatırladım. İşte rahmetli Pala Mustafa dayı kahvede, işte bizim nasıl büyüdüğümüzü, 10 çocuk olduğumuzu vesaire anlatıyorlar. Vay be, büyüdü, adam oldun, geldin, işte daha önce şöyleydin falan. İşte bizim de bir küçük kardeşim ölmüştü. 6 aylık falan da ölmüştü. Ondan bahsetti. Oradan kahvede yaklaşık 10 kişi de var. Oradan söz şuraya geldi. Dedi ki, ah dedi, benim de 2 tane öldü dedi. Keşke dedi 3 tane olsaydı dedi. Peygamberimiz buyurmuş ki 3 tane çocuğu kundakta, 3 çocuğu ölen cennetliktir buyurmuş. Ve şimdi bu bir ah çektik. Keşke 3 tane olsaydı ki onun oğulları bugün halen yaşıyorlar bizim arkadaşlarımız. Şimdi aklıma şu geldi. Yani bu dediğim zat çok saf, temiz, hiçbir şey okumamış ama bizim köyde yetişmiş, orada yetişmiş bir insan. Acaba diyorum, bizim geçmiş kültürde belki Türklerden mi geliyor veya İslam kültüründen mi bir şekilde hurafe şeklinde mi gelmiş? Acaba bu çocukların o kutsal amaçla cahiliye döneminde öldürülmesinin İslam'dan sonrasına yansıması şeklinde öyle bir işaret, bir emare var mı? Bizim Türklerde var mı mesela böyle bir uygulama? Türkler arasında rastlamadım doğrusu. fakat yani cahiliye Araplarında da kutsal amaçla öldürme çok nadir. Yani istisnai hadiseler. Peygamberimizin o sözlerinde tabii işte demek yanlış anlamaya müsait sözler. Yani sadece bunlar teselli. Yani ölmüş gitmiş çocuğu ölmüş insanları teselli etmek maksadıyla söylenmiş sözler. Çok bariz bir şey. Yani tersinden, hani lafı tersinden anlamak tam tersine tam anlamıyla, tam örnek buna. Lafı tersinden anlamaya. Bir şeyi unuttum yalnız. Çocuk öldürme sebepleri arasında onu muhakkak zikretmek lazım. Sakat çocuklar. Tabii tıp imkanları çok az olduğu için o dönemde sakat olarak dünyaya gelen, hasta olan çocukları da öldürüyorlar. Hocam bu, yani ben başka şeylerde de duydum ama yani bu sadece o zaman değil. Yani şu anda da bayağı varmış galiba. Bayağı yapılıyormuş böyle. Şu anda ana karnında tespit etmeye çalışıyorlar. Ve orada öldürüyorlar. Ettiği zaman kürtaj yapmaya çalışıyor. Evet, evet. Biraz erken, biraz geç. Hani bir 3-4 ay önce öyle bir olay da oldu. Hani bir kadının çocuğu 15 yaşında artık bayağı bir yük olmaya başlamış. Ve hiç iyileşme umudu da yoktu. Onu işte teklif etmişti. Hani iğneyle öldürün artık falan diye. Bayağı bir gündem oluştu yani. Evet. Evet. Çünkü ne çektiğini ben biliyorum diyor. Yani benden başka kimse bilmiyor ki. Bu çocuğun her şeyiyle ben ilgileniyorum. Her şeyi, hiçbir şeyi kendi başına göremiyorum. Ağzını elini bile kıpırdatamıyor. Yine öyle öldürelim gitsin bari. Ne o çeksin ne ben çekeyim diyor. Ana karnında değil mi? Yok yok. Çocuk 15 yaşında falan. 15 yaşında. Yani artık iyice yük olmaya başlıyor. Hocam şey. Yani evet, benim tamam, dayılarım, rahmetliler hocam. İkisi ikizler. Annem tarafında dedemle anneannem akraba evliliği yapmışlar. 15 yaşında işte ikisi de rahatsızlandı. Doktor yani demiştir, ben o zaman unutamıyorum, ben sonlarını hatırlıyorum. Yani bunun ömrü taş çatlısı bir hafta. Öldüğü yaş 37. Tam 20 yıl yaşadı işte. Birisi 10 yıl yaşadı, birisi de 20 yıl yaşadı. Tabii çok acı çektiler. Beyninde hücre erimesi vardı. Gittikçe böyle küçüldü. Ama yani doktor demiş, her gittiğimizde ben sonunda da şey yapıyorum. Doktor diyor ki, ya bunun nasıl yaşıyor ben de anlamıyorum. Yani bir hafta ömrü vardı diyor. Yani 20 yıl yaşadılar. Arkadaşım çocuğu doğmadan hanıma göstermiş. Dediler ki kesin sakat olacak falan aldılar. Şu an 6 yaşında ve hiçbir sorunu yoksa pazar. Öyle çok var canım. Evet. Şu ana kadar sakat olacak diye gelenlerin hepsine biz doğum yapın dedik. Bir tane sakat çıkmadı. Doktor hemen şeyi söylüyor. Bir şey soruyordunuz. Bir şey soracaktım. Bir şey soracaktım ikiye yazsın.
Hocam önce bu sakatları diyelim ki yok etme, ama bu çağrış probleme geldi. Bakın Kur'an'da Hızır nedir? O çocuğu öldürdü. Niye öldürdü? 15 yaşında çocuk. Dedi yaramaz olacak. Yani ahlaki açıdan. Şimdi ahlaki açıdan yaramazdır. Anne babasını zorluğa sokacak. Ama fiziki açıdan yaramaz olsa, şu anda ahlaki açıdan yaramazları basarlar içeri. Hukuki, fiziki açıdan yaramazları alırlar tedaviye mümkün kadarıyla. Demek ki burada bir koyağınla belki bir uyum var yani. Bu alternatif gider oraya kadar hocam. Eğer şimdi biz Hızır'ı örnek alırsak, yeryüzünde sağlıklı kimse kalmadı. Sen rastladığımızı öldürdün, bu şundan dolayı. İsterim ki yani bir türlü bir düşünmemiz için bir şey var. Ama benim sorduğum soru konuyla ilgili. Bakın biz cahiliye Arapları diyoruz. Yani bunların kitabı yok ellerinde. Yok. Cahiliye. Eğer o kavrama, o sınırda dursak bakın neler oluyor. Şimdi cahiliye Araplar zaten kitap olan dünyada yaşıyorlar. Bunların çevresi Yahudilerdi, şunlardı, bunlardı. Hristiyanlar, Zerdüştler, evet. Evet var kitaplar. En az Hristiyanlar var yanlarında, en az Yahudiler var yanlarında. Onlarda kitap var ve kitap kavramı bir, onların aklında var. İkinci, kitabın uygulamaları bile var. Bak, Mehmet Peygamber gitmiş demiş ki o taşlamada, rejimde gitmiş onlara sormuş, siz ne alıyorsunuz? Demek ki bu toplumda çoktan belki bir kökü olarak var ki Yahudilerde bir kanun var. Mekke'de yok değil mi Yahudiler ya? Mekke'de herhalde gelip geçici tek tük oluyor. Hocam, tek tük görülüyor. Hocam Mekke'de hiç önemli değil. Genel olarak o dünyanın o çerçevesinde, çapında, kavramında, şeyinde var, sınırlarında var. Bunlar gezirler, gelirler, göçeverdir. Alışveriş var orada. Ticaret yapıyorlar. Evet. Tabii görüşüyorlar, gelirler, biliyorlar birbirini. Peygamberimize de biliyorlar, evet. Söylüyorlar. Sen evet. Birilerinden öğrenip bize anlatıyorsun bunları, evet. Diyorlar. Ama ayette olarak, ayette geçtiği gibi. İnşallah gittik. Nereden nereye? Bir defa da gideceğiz. Biz Bakı'dan orada yaşamışız, gelmişiz. Pribaltika'ya gitmişiz. Gitmeye yer kalmayıp. He, görmüşük. Uygulayamadık, sahip olamadık. O başka ama görmüşük ki var böyle bir şey. Şimdi bunlar da bilirler ki çevrede böyle bir şeyler var. Hı. Şimdi bu bunlara olumlu mu, olumsuz mu, etkilemiş mi, bunu görmüşler mi? Var Roma'dan güzel söz ettiniz. Hı. Çok güzel örnek. Hı. Zaten Roma'yı bilmeyen yoktu. Bir de o dönemde. Zaten zannediyorum her deveye minen Roma'ya kadar gidebilirdi o zaman. Şimdi zaten Mekke'de, Medine'de, İstanbul'da basılan altın paralar. Evet, evet. İran ve Bizans paraları tabii. Evet, evet. Yani, İran'dan evet. Gelenler gümüş para, İstanbul'dan gelenler altın para. Evet. Hocam, demek evet, doğru. O paralar, dirhemler filanlar orada dolaşırdı. Tabii. Demek bir kültür de dolaşırdı. Bir kavram, bir alışveriş, takış, hı-hı, dokuşu da dolaşırdı orada. Yani bunlar bildiler mi ki onu, ya uyguladılar mı?